Bu baş parmaklarımızla da kulağımızın arkasını sıvazlıyoruz ve ondan sonra da boynumuzu böylece meshediyoruz. Dua okunur mu? Bu... Dağları... Türk usulünde ayakların yıkanmasına başkası su dökemez. Ah. Tabii. Ha, eskilerden bak. De öyledir o. Su dökene de sevap ha. Var mıydı hocam? Su dökene sevap olmaz mı? Arif Nihat Asya diyor ki merhum, biz abdesti okuyarak değil, yaşlıların eline su dökerek öğrendik diyor. Ne güzel söylemiş. Onun için böyle böyle öğrendik. Bak sol ayağımızı sol elimizle yıkıyoruz. Sağ elimizle yıkamıyoruz. Şu baş parmaklarımız dahil, küçük parmaklarımız, şu parmağımızla hatta böyle aralarını ıslatmamız lazım. Her yere su gelsin. Şu kemikler var ya, ne diyorsunuz buraya? Bu aşık mı diyoruz buralara? Burayla birlikte yıkanacak ayağımız. Adam abdest aldı peygamberin zamanında. Yıkamadı. Peygamberimiz 3 defa döndürdü. Neden abdest aldırdı? Abdestin tam olması için buranın böyle yıkanması lazım. Bunu bir defa da yıkarsınız. Suyunuz çoksa 2 olur. Suyunuz çoksa 3 olur. Ama bu devirde bir defa yıkadınız mı yeter. Ondan sonra da bunu yıkarsınız böyle. Sizi zorlamayalım hocam çok evet. Fazla. Bunu da aynı şekilde bak parmaklarınızın arasını şöylece ıslatıyorsunuz. İtibari. Parmaklarımızın ellerinin üzeri açılır, onun bir mahsuru yok. Ondan sonra da eskiler şöyle bir su dökerler ellerine, tamam mı? Efendim ondan sonra böyle. Teşekkür ediyorum. Yanına gidiyorum Dani Lozan'la. Zaydan'ımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aman Allah'ım Dani bu ne? Bu... Pasta mı yaptın? Şok. Akşam bir... Burada yok yani. Aynen öyle. Burada süper kabak var. Çok güzel zaten. Hadi anlatalım. Hadi yapalım hemen. Ama Zayda Hanımcığım ben önce fren açıyorum. Çünkü sıcak